Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesil ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sen yarattın. Sen gayr, sen yarattın. Sen gayr, sen yarattın. Sen gayr. 6 Temmuz 2023 günlerden Perşembe saat 16.42 İstanbul Küçükçekmece 2 telli FSM Medya Grup canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Tefsir dersleri canlı yayınımız başladı efendim. Bendeniz FSM Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Güzel bir hasbihal olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Değerli hocalarımız, 2014 yılından beri bizleri yalnız bırakmayan can dostumuz, can hocamız, FSM Medya Grup programcımız, ilahiyatçı yazar, fıkıh dersleri ve hadis dersleri ve tefsir dersleri programcımız Sebahattin Cesur. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah, iyiyiz. Allah iyilik sağlık versin. Evet, yine çok yakından tanıdığınız Anadolu Ruhu programından beri bizleri yalnız bırakmayan ve şimdi bugün itibariyle de tefsir derslerinde Sebahattin hocamla birlikte yayına gelecek olan Gençlik FSM Medya Grubu'nun Gençlik Yayın Koordinatörümüz, değerli evladımız, değerli yeğenimiz Ahmet Aydın. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyiyim, siz? Allah razı olsun. Rabbim hayırlar getirsin. Bu da Sebahattin hocamızla tefsir derslerinde ilk yayınınız oluyor. Hayırlara vesile olsun ve daim olsun inşallah. Bugün değerli hocam, ilahiyatçı yazar, FSM Medya Grup programcımız Sebahattin Cesur, Kur'an-ı Kerim'de tefsir suresi, tefsir derslerinde Kur'an-ı Kerim Enfal suresi 1. ayetten tefsirlerine Rabbimizin izniyle 2014 yılının Mayıs ayında Fatiha suresinde başladığımız gibi şöyle böyle 10. senedeyiz. Devam ediyoruz hocam. Buyurun. İnşallah. Teşekkür Rabbim daim etsin inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صل على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى على الشفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت التواب الرحيم سبحانك لا فهمنا الا فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زد لي علما وفهما وارزقني بالصالحين أستعوذ بالله بسم الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر آية صدق الله العظيم عزيز izleyicilerimiz bugün sizlerle yine tefsir sohbetimizde beraberiz. İnşallah tefsir sohbetimizi anlaşılır bir şekilde Rabbimizden bir yolu açar inşallah. İnşallah değerli hocam. Rabbimin rahmeti, mağfireti, hidayeti, selamı üzerinize olsun. Amin. Rabbim yarla yardımcınız olsun. Amin. Rabbim dilimizi çözdürsün, söylediklerimize anlaşılır kılsın. Rabbim göğsümüzü açsın, zihnimizi açsın ve tefsir derslerimizdeki bu güzel meşalları sunmayı lütfeylesin diyorum. Ve bugünkü tefsir sohbetimizin konusu Enfal Suresi. Enfal Suresi... Enfal'ın manası nedir hocam? Onu şey yapacağım, hemen şimdi. Enfal... şey yapmak yani burada... şöyle diyeyim, bir ganimet malları falan var ya, o hususta... Dağıtmak gibi. Dağıtmak. İnfak etmek deriz ya hani halk arasında. İnfak tabii. Evet. Şimdi bak... Enfal Medine döneminde hicretin ikinci yılında Bedir Savaşı'ndan sonra inmiştir bu ayet-i kerime. 75 ayettir. Sure adını ilk ayetten alır. Bunu Enfal diye bir şey yapar. El Enfal kelimesinden alınmıştır. Enfal savaş ganimetleri. Bak neymiş? Savaş ganimetleri evet. Demektir. Yani surede başlıca savaş
özellikle Bedir Savaşı sonrası elde edilen ganimetlerle bunların kimlere ve nasıl paylaşma hakkındadır bu Enfal suresinin. Evet hocam. Bu. Ondan sonra bu Mushaf'taki sıralamada 8. iniş olarak geçer. Ondan sonra sırasına göre 88. suredir. Sıraya göre de 88. suredir. Bu Enfal suresi. Yani Bakara suresinden sonra Ali İmran'dan önce inmiştir. Surenin 30 ve 36 ayetlerin dışında kalan kısmının Medine'de indiği bildirilir. Burada bu hususta alimler arasında, tefsir alimler arasında ittifak edilmiştir. Yani bu sure demek ki Medine'de indiğinin ifadesi vardır. Bu 7 ayet ise bundan başka bazı müfessirlere göre Mekke'de. Demek ki Enfal suresinin içerisinde bir 7 ayet var ki onlardan Mekke'den nazil olmuştur. Ve böylece alimler bu hususta ittifak etmişlerdir. Sure Medine'de Bakara'dan sonra ikinci sırada gelmeye başlamış. Fakat araya başka surelerin bazı ayetlerin huzuruna da girmiştir. Yani kısaca Enfal suresini bize ne yaptı? Bu şekilde bir huzu sebebini ve ne olduğunu açıklayarak bir iş yaptık. Göreceğim. Şimdi ayetin kendisi açıklamasına gelelim inşallah. Ki Cenab-ı Hak Teala ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. يَسْأَلْهُنَكَ اَنِ اَنْفَالِ Habibi senden enfali soruyorlar. Enfal nedir? اَنِ اَنْفَالِ enfalın açıklaması nedir diye. O da kul Habibi diye ki kul enfal, o enfal billahi Allah ve Resulü için. Yani fettebu o size infaktan vereceği paylaşacağınız şeylerin durumu hakkında ancak Allah ve Resulü bilir. Hani o savaşta kazanmış olduğunuz kazanmış olduğunuz ganimetler var ya, o ganimetleri savaştan sonra ne yapıyordu Resul Efendimiz? Onları paylaştırıyordu. Kime? Sahabeye ya savaşa katılanlara pay ediyordu, veriyordu. Olsun ama buradaki verilecek malların kime ne şekilde verilecek hususiyetini ancak Allah ve Resulü bilir diye bu şekilde bildiriliyor. Fettakullah, Allah'tan korkun. Yani Allah'tan sakının. Yani şimdi dünyaya ganimetler kazandınız, ettiniz de kaldık da bu ganimetler hakkında ileri geri söz söylemeyin. Hani sahabe, o savaşa katılan sahabeler. Kimisi şunu istiyor, kimisi bunu istiyor, kimisi kılıcı istiyor mesela. Bu gibi durumlarda böyle bir şeye girmeyiniz diyor. Ve aslında zaten beynekim aralarınızda bu gibi şeyleri ne yapan Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminlerseniz, gerçek manada Rabbinize inandıysanız, teslim olduysanız Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Böyle bir şey yapmayın. Aranızda bir aranızı ve bu hususta kalkıp da birbirinizin aranızı aşmayın. Bu ganimetler hakkında. Şuna ona çok gördüm, buna az verdim, ona şuna değerli verdim, buna bu değer verdim gibi bir ifadelerde böyle duyulmayın. Bu sahabe-i kirama hitap ediyor. Ve birbirimizi aramızı düzeltin, aramızı güzele bağlayın. Bu hususta kalkıp da nefsiniz için hareketlerde bulunmayın diye bir uyarı var burada. Uyarı. Allah ve Resulüne itaat edin. Çünkü siz eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz o zaman o itaatten dolayı aranızda hiçbir şeylik olmaz, husumetlik olmaz. Birbirinize karşı olumsuz hareketler yapmazsınız. Niye? Bu şekilde ayet geliyor. Ve aslihû, ıslah ediniz, düzene koyunuz, düzeltiniz, düzeltiniz. Zaten beyneküm, aranızda olan şeyi düzeltiniz. Bu, bak, aslihû derken ıslah etmek, yani düzeltmek. Birbirinize karşı herhangi bir husumetten, olumsuz hareketlerden, tutumlardan uzak kalınız. Siz
Allah yolunda cihada çıkmış nersiniz. Bu hususta oradan alacağınız ganimetler hakkında azlık, çokluk, iyilik ve güzellik ve en güzeli, en iyisi gibi bir ifade şeylerle birbirinize husumette düşmeyiniz. Ve onun için böyle yaparsanız, işte siz bu yaptığınız hareketlerde ne yapmış olursunuz? Adullah'a, Allah'a itaat etmiş olursunuz. Yani demek ki Allah'a itaat, Allah'ın bildirdikleri şekilde hareket etmek manasına burada. Elhamdülillah. Evet hocam. Ve adullah. Ve Resulüne itaat ediniz. O da çünkü Resulüne itaat ederseniz Allah'a itaat etmiştirsiniz. Elhamdülillah. Kim ki Rabbisine itaat ettiyse Peygamber'e de itaat etmiş. Peygamber'e itaat ettiyse Allah'a itaat etmiş gibidir. Allah Allah. Buna dikkat etmek lazım. Yani itaat derken Muhammed'e inanın, bana da inanırsanız mı der? Tabii yok. Bana inanıyorsanız, bana inanın, itaat ediyorsanız, yani itaat benim en bildiklerimi yerine getiriyorsanız, ne gibi mesela? Ne gibi şeyleri yerine getirmek? Birincisi, en metni olan şey nedir? Bu hususta mesela işte namazdır, oruçtur, zekattır, hacdır. Ve emrettiğince namazı şöyle kılacaksınız, zekatı şöyle vereceksiniz. Ondan sonra hacca şu şekilde vereceksiniz ve teferruatına göre bütün bunlar birer emir. Allah'ın emirleri. Bu emirleri uyarsanız, ikinci savaşa cihat farz olduğu için cihada çıkıyorsunuz. O cihattaki savaşın sonunda neticesinde bir ganimete kavuşuyorsunuz. O ganimetler hakkında kendi aranızda husumetlik yapmayın. Yani Ahmet'e çok verdim, Mehmet'e az verdim, Mehmet'e en iyisini verdim, bana şunu verdim veya ben şunu istiyorum, şunu bana ver gibi. Bu gibi şeyleri yapmanız diyor. Ya Allah ve Resulüne inanıyorsun, itaat ediyorsanız onun bir Allah'ın ve Resulüne bildirdiği şekilde yapılması gerekli ve dikkat ediniz, itaat ediniz. Sakın itaatsizlik yapmayınız burada. Çünkü niye? Bir peygamber. Allah Resulü Allah'ın bir peygamberi. O ne şekilde paylaştırıyorsa elbette ki bir kendi hevesinden paylaştırmıyor. Mesela bir kılıç meselesi vardı. Sahabenin biri kılıcı istedi Resulullah Efendimiz'den ve Resulullah Efendimiz kılıcı vermedi. Yani çünkü o kılıcı ona vermedi, sahabeye vermedi. Çünkü henüz dedi bu benim değil dedi. Bak, çünkü bu ganimet malı. Ne zaman ki ganimetler bölüştürüldü, o ganimete bölüştürüldükten sonra kılıç belli bir yerde kalınca bu sefer Resulullah Efendimiz yani ona düşünce tuttu Resulullah Efendimiz o isteyen sahabeye verdi. Ama önceden vermedi. Niye? Daha henüz bölüşülmemişti ganimetler. Bölüşülmeden kalıp da şunu bana ver demek itaatsizlik olur. Değil mi? Yani hem bölüştürmeden sen ne yapıyorsun? Bunu bana ver. İstiyorsun, arzuluyorsun. Ama ganimet bölüşülmemiş. Ortada bir şey henüz yok. Onun için Cenab-ı Allah öyle diyor. Allah ve Resulü'nün bir itaatla birlikte fettekullah. Allah'tan sakının. Ve aslihu aranızı düzeltin. Yani birbirimiz yani ganimetler dağıtıldığı zaman bana bunu verdi, bana şunu verdi, bana iyisini verdi, bana kötüsünü verdi, veyahut da bana şöyle, bana da bu gibi ifadeleri sakın itaatsizlik yapmayın. O Allah ve Resulü'nün arasındaki olan ganimet meselesi. Resulü Efendimiz nasıl ganimetleri dağıtıyorsa o şekilde herkes itaat edecek. İtaatsizlik yapmayacak. Çünkü Resulü Efendimiz'e haşa hiçbir zaman için adaletten uzak kalmayacağını yani. Rabbisine ilahi evinden uzak kalmayacağına göre öylese diyor ki o zaman buna dikkat ediniz, saygısızlık yapmayınız. Ve Allah'ın ne şekilde buyurmuşsa, ganimetleri dağıtmışsa o ganimetleri dağıttıktan sonra eğer o madde senin arzu ettiğin madde Resulü Efendimiz'in elinde kaldıysa Resulü Efendimiz onu ne yapar? Bağışlayabilir. Buluşmadan bağışlayamaz. Görüşüldükten sonra bağışlanacak. Ganimet kalırsa kalır. Peki hocam, savaşta hayatını kaybeden, yani bedesin bu hayatını kaybeden kişilerin ailelerine de ganimetten şu parça verilmiş mi? Tabii elbette. Çünkü aile hali
dünyasını kaybetmiş, şehit olmuş. Orada senin şehit olmuş. Onun geride kalanları var, değil mi? Geride kalanlar olduğuna göre onların mutlaka bilinmesi lazım. Şimdi onların hayat, çocukları, ailesi var, çocuğu var, çocuğu var. Bunlar bizi tabi gözetilecek. Allah Resulü bu hususta asla ve asla uzak kalmış değildir yani. Tabi vermeyecek. Ona bilmiyor. Ve tamamen karıştırılacak. Ona mutlaka vermeyecek. Veriyorlar zaten. Yoksun gözetiyorlar. Tabi de işine. Bu ayet-i kerimeye baktın mı zaman? Böyle ganimette bir hani dağıtılması gereken şeyler diye. Yani lügat manası fazlalık fazladan demek olan neferin çoğuludur. Yani infanın çoğuludur. Burada bir şey var. O da çoğu anlamaz da. Düşmandan elde edilen maddi değerler için fıkıhta üç terim kullanılmaktadır. Nefen, ganimet, feyl, savaşarak elde edilene ganimet. Savaşmadan elde geçirilene de feyl deniyor. Feyl denilmekte, o da ganimet manasındadır. Nefen ise hem ganimet manasında hem de ganimetin belli bir parçasının ifade etmek için kullanılmıştır. Aslında böyle enfalı bu şekilde tefsir alimlerimiz açıklıyor. Hocam, eskiden Britanya sömürgeci imparatorluğu bazen Afrika'da toprak için, elmas için daha doğrusu sömürgecilik yapardı ve burada Afrika'nın çoğu kaybeder, elmas vardı. Peki bu şimdi ne olmuş olur? Ha şimdi onlara gelince, zannettim. Onlar zorba. Zorba ile zalimlikle, zulümle Afrika'daki o insanların mallarına el koyuyorlar. Aslında Amerika kıtasındaki... Bunu yapanlar belli. Kimler? Mesela İngilizler, Bizans'ı, İspanyollar, İskoçlar, onlar da Fransızlar, İtalyanlar. Almanlar da Almanlar da onlar da ama o kadar değil. Çok İngilizler. Antarktika'dan Avustralya'ya kadar büyük bir toprak parçası. Onlar ne yapmışlardır? Afrika bölgesindeki o mazlum insanların ellerindeki mallarını değerli almışlardır. Orada çok değerli şey var, altın madenlerinin olduğu ve büyük ziynetlerin olduğu bir bölge olmazsa ya. Onun için onlar sömür yapmışlardır. Onlar zalimlik yapmışlardır. Köle. Düzenli kurmuşlardır. O insanları köle olarak kendi mahiyetinde çalıştırmışlardır ve ezerek, zulmederek yapmışlardır. Yani böyle bir, onlarınki bizim İslam devletinin yaptığı gibi yapmamışlardır. Aslında İslam devletinde hiçbir zaman hiçbir kimse zulüm yapılmamıştır. Hiçbir zaman hiçbir kimsenin gidip de malını alma gibi bir tasarlıkta gayret göstermemişlerdir. Ya herkes insanı kendisine, çünkü mülk Allah'ın, Allah'ın olduğu için herkesin mülkü kendisinin, kendine. Ha şimdi biz de bazen şunu alıyoruz, İslam devleti karşıdaki devletle İslam'ı tebliğ için gider, onların başındaki liderlerine, krallarına, şunlara teklifte bulunur. Evet. Der ki sizler İslam'ı kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye teklif verilir. Bir teklifle böyle İslam'ı kabul edilmesi ne hala? Bunun mesela şimdi Bosna Hersek var, o tarafı var ya. Oraların Hristiyan dersi. Ama Osmanlı Devleti zamanında Balkanlarda hep onların çoğu Müslüman oldu. Ama sonradan Hristiyanlık mesela. Müslüman oldu ve onlarda herhangi bir ganime öşürülüşü alınmadı. Ama Müslüman olmayanlarla savaşıldı. Hani vermiyorum diyor. Adam ben devlet başkanı değil mi? Değilse mi? Vermiyorum. Verilirse o zaman biz İslam'ı tebliğ amacıyla onlarla ne yapıyoruz? Savaşar. Teklif ediyoruz. Savaşmasın, savaşıyoruz. Biz orada onların topraklarını almaktan mütevellit insanların dünya ve ahiret
hayatını kurtarmak için. Bizim yaptığımız İslam'ın yaptığı bu. Yoksa İslam bilir de kimseye zulmetmiş değil. Kimseye hiç sivil halkı öldürmüş değil. Hiçbir zaman için ancak ordusuyla çarpışır. Bizdeki olan budur yani. İslam bir şey dedi mesela. Bedir Savaşı'nda da. Orada savaş oldu ve Cenab-ı Allah lütfeyledi. Galip geldik. Galip geldik ve onların malları galiba oldu bize ganimet olarak geldi. Çünkü onlar daha doğrusu arada şu var. Müslüman bir de Müslüman olmayandır. Bu savaş emri Allah'ın emri. Cenab-ı Allah emir ediyor. Diyor ki sen orada savaşacaksın. Örneğin Nasr suresi gibi. Yani Mekke'nin fetih suresi. Nasıl mı diyor Fethi? Nasıl suresi vardı ya, Nasıl suresi. Hani Mekke'nin fethiyle ilgili bir sure vardı. Cevap et onu. İşte onda da zaten Ha şimdi, buradaki bizim, sen şimdi dedin ki hani Afrika'daki insanların malları kardeşine alınıyor. Bunlar da ganimet mi? Yani, bunlarınki ganimet değil. Çünkü galibi Müslüm, onlara hasebiler, onlar zulmen alınırlar, zoraki alınırlar. Herhangi bir savaşla karmaşma değil. Yani Amluk altına almışlar, oradaki insanları zulümle ellerindeki mallarına alıyor, veyahut da topraklara sahip olunuyor, o ezinette olan yerlere sahip olunuyor ve o bölgedeki o insanları bir köle mesafesinde kullanarak zulmen yapıyorlar. Onlarınki ganimet değil. Onlar gibi tamamen zulüm. Şeyden başlıyoruz, Afrika'nın o kıymetler ta Hindistan'a kadar gidiyor. Aslında yani Kanada'da Avustralya meselesi o ayrı bir olay. Onlar daha onlar Berlik Boğazı'ndan geçmiş olan Kızılderililerin Afrika'ya yerleşmesi. O da Afrika'da da bu beyazların, bu İskoçların, Belçika'nın, Müntemenin, İspanya'nın, Portekin'in oradaki insanların o bölgeyi keşfedildikten sonra oraya gittiler. Ve orada Kızılderililerle karşılaştılar. Çünkü onlar orada. Onlar Kızılderililer oraya nereden gitti? Berlik Boğazı'ndan gittiler. Yani Asya'dan gittiler onlar. Nasıl gittiler diye diyorlar. Tarihinde baktığı zaman Orta Asya'da kulaklık meydana geldi. Oradan birçokları o tarafa yöneldi. Bu taraftan da bizim taraftan, bizimkiler, bu taraftan biz bu tarafa doğru geldik. Nahçıvan, bununla Hazar Denizi kıyısından böyle geldi. O hani Orta Asya'da kulaklık oldu ya, Ergenekon dediğimiz bir mesele var ya, Ergenekon Türklerin nereden o bölgeden çıkması. Neden dolayı? Kulaklıktan dolayı. Herhangi bir şey gitmiyor ki, yani tamamen çok şey durumuna düştükler için oradan ayrılıp bu tarafa geldi. Bir kısmı da Berlik Boğazı'ndan o bölgeyi geçtiler ama asimile oldukları için henüz biz onların gerçek bir Türk olduğunu veya da o bölgede olduğunu tam ya ancak Kızılderili diyoruz. Fakat yaşantılara bakıyoruz bazen uyuyor yani. Çadır şeyi falan var ya, çadırlar buluyor. O bakımdan o iş yapıyor. Onlar daha farklı bir şey. Evet, birinci ayette demek ki burada anlayacağımız birinci ayetteki konu Enfal Suresi soruluyor. Enfal Suresi'nin uzun sebebi de biliyorsunuz Bedir Savaşı'nın olması hasebiyle Bedir Savaşı'nda Müslümanların galip gelmesiyle ne yapıldı? Onlardan kafirlerden kalan ganimetleri almalarıyla burada bir ganimet meselesi konuldu. O da sahabe-i kerem arasında böyle bir ganimetlerden istekler, kendi arzularına göre bir istekler olması hasebiyle onu Cenab-ı Allah onlara Resulullah Efendimiz dedi ki sen onlara bu hususta bu benim bildiğimden önce yani Allah ve Resulü'nün bildiğisi dahilindedir. Yani sizler bu hususta bilmezsiniz. Ne şekilde ne biçim dağıtacağı hususiyetine herhangi bir bilgiye sahip değilsiniz. Allah ve Resulü nasıl dağıtım yaparsa ona razı olacaksınız, itaat edeceksiniz. İtaatsızlık yapmayın diye bu ayet-i kerime bu şekilde bize açıklamış oldu. Birinci ayet-i kerimede bu şekilde anlamış olduk. Tamam mı?
İkinci ayet-i kerimeye gelince, onu hemen size açıklayayım. İnnemel mü'minüne ellezîne izâ zikrallâhı vecbet kulûbuhum. Diyor ki Cenab-ı Hak Teala ayet-i kerimesinde bu olaylardan sonra İnnemel mü'mine, muhakkak bir mü'minler. Mü'minler kimdir? Allah'a ve Resulüne gerçek manada kalben ve hem dinde hem de kalbe inanan ve Allah'ın emirlerini yerli yerine getirenler, mü'minler. Müslüman teslim olma manasındadır. Hatalar olabilir ama mü'min öyle değil. Mü'min gerçek manada Allah'a yaslanan, Allah'ın ilahi emirlerine bağlı kalan mü'min odur mü'min için, iman ile. Yani iman eden, gerçek manada iman etmektir. İman buna diyoruz. Yani mü'minle Müslüman eş anlamda değil. Eş anlamda ama mü'min daha Rabbisine bağlılık noktasında daha emin, daha kesindir yani. Müslüman Allah'a ve Resulüne inanmıştır ama beşer, hatalı kulları yapar, hata işleyebilen, günah işleyebilen, böyle bir yapıya sahip olan, mesela mü'min işte bizim Müslümanların çoğu namaz kılmıyor değil mi? Ya bu ne itaatsizlik. Bu ancak Müslüman. Evet, la ilahe illallah Muhammed Resulullah dediği için Müslüman. Ya ama Allah'ın ilahi emirlerini yerine getirmediği takdirde ne yapmış olur burada? O sıfatı, müminlik sıfatından uzaklaşmış olur. Sadece Rabbisini bilmediği için, inandığı için, teslim olduğu için o Müslümandır. Onun için bize de ki burada yani sizler demek istiyor ki Cenab-ı Hak ve Allah Resulü'nün ümmeti yani sahabe-i kiram sizler gerçek bir müminsiniz. Gerçek bir müminsiniz, gerçek bir inananısınız. Siz Allah Resulü'ne yani en iyi şekilde itaat eden, onun yolunda canınızı, malınızı verensiniz. Böyle bir yapıya sahipsiniz. Bunu o şekilde ne yapıyor? Yürüyor. İnnemel müminine, o müminler ki bak demek ki burada ellezine öyle bir müminler ki yani Allah'a öyle ittifa etmiş, bağlı kalmış, sadaka Allah'ın hükmüne sarılmış böyle bir yapıya sahip bir mümin. Ki onlar ki izâ zikrallâhi yani Allah anıldığı zaman yani Allah'ın ismi anıldığı zaman Allah'ın ismi Kur'an'da okunduğu zaman veya da bir şeyde söylenildiği zaman hemen ne yapmak var? Zükür Allah'a vecilet kulübim. O Allah'ın ismi aldığı zaman onların, o mümin kulların kalpleri titrer. Vücilet kulübim onların kalpleri titrer. Allah aşkından, Allah sevgisinden, peygamber sevgisinden, peygambere bağlılık sevgisinden, Rabbisinin rızasını ve razı rızasını almaya koşan koştuğundan dolayı gerçek bir imana sahip olması hasebiyle ne yapar? Onu Allah yani Allah'ın ismini duydu mu kalbi ürperir. Bunu duydu. Hocam aynı görmüştüm eski filmlerde Hz. Muhammed ya da Allah dediklerinde sallallahu aleyhi ve sellem ya da Allah'a öperdik kalbini koyuyorlar. Bu saygıdan dolayı. Evet, ondan. Evet. Demek ki burada şunu anlıyoruz. O müminler Allah'ın ismi anıldığı zaman zükülallâhi vecmetullim onların kalpleri titrer. Allah haşketinden, muhabbetinden, sevdasından, sevgisinden onların kalpleri titrer diyor. Böyle buyuruyor. Ondan sonra hücre vecmetullim ve izâ tüliyet aleyhim âyetuhu zâdetun imanen alâ resûlihim. Yani şöyle buyuruyor. Müminler şu kimselerdi ki Allah-u Teala zikrolunduğu vakit vakit kalpleri titrer. Dedi ki bu ürünün Allah evet. Bu ikinci ayete bakacağız. He. Onların kalpleri titrer. Kendilerine Allah ayetleri okunursa imanları artar. Demek ki biz Allah'ın ayetlerini duyduğumuz zaman ne yaparız? Mümin kullar onların şeyleri artarmış. Yani imanları artar ve Rablerine tevekkül ederler.
Tevekkül ne demek? Bizzat Allah'a tevekkül etmek, onu düşünmek. Rabbisi düşün, ona itaat etmek. Tevekkül edelim. Onlar namazlarını öyle bir hale gelirler ki, bunların Allah'ın katlediği o titriye mümkünler, böyle bir hale gelirler ki namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Yani kazanmış olduğu malından ne yapar? Allah için verirler. Kime? İhtiyaçlı olanlara verirler. Muhtaç olanlara verirler. Onları gözetirler. Yani kendi mal biriktirmezler. Mal biriktirmeye çalışmazlar. Halbuki ne yaparlar? Ondan dağıtırlar. Mesela işte Estağfirullah. Elif Lamin Zalike Kitab La Raybe Fih Hüden Yedi Muttemin Ellezine Yükmünler Bir Gaybı Var Gaybe İnanırlar Ve Yükmünne Salata Namazları Kılarlar Ve Yükmünne Zekat Zekatlarında Verirler Onlar Yükmünse Ve Mümmâ Rezaknâhum Vermiş Olduğumuz Rızıklarla İnfak Ederler Demek ki Mümin'in sıfatı bu kadar önemli. Yani bir mümin imkanı olduğu müddetçe, elinde olduğu müddetçe sadece kendini düşünmez, ne yapar? Mümin kardeşlerine de infak eder, ona verir. Mümin, değil mi? Mümin bu kadar önemli. Özür dilerim hocam, bir araya girebilir miyim? Hakkını helal et. Bu ne büyük bir din ki, bu ne büyük bir buyruk ki, Yaradan Rabbim namazı bize öğretirken, ben namazımı tabir caizse affedersin, ben namazımı kılarım etliye sütlüye karışmam ki demiyor. Yok, asla. Bak Ahmet dikkat et. Ben namazımı kılarım etliye sütlüye karışmam. Bana ne ondan bundan demiyor. Namaz kılıyor musun diyor. Hayır hasenat yapacaksın. Namaz kılıyor musun? Konu komşunu, akrabanı, yakınlarını gözeteceksin. Değil mi hocam? Bu ayette bu değil mi hocam yani? Hey büyük Allah'ım. Şu güzelliğe bak ya. 6666 ayetin her bir manası, her bir ayet bir hayat nizamı. Hayat nizamı, hayat. Ya işte. Elhamdülillah. Müminin kalbi cilalandığı zaman, cilalandırsa ne olur? Yani cilalık, o kalbe muhabbet, Allah'ın sevgisi, muhabbetin bilmesidir. Şöyle de, şöyle de diyorlar toplumda, çok özür dilerim. Adam namazını kılıyor ama ya her şeyi de yapıyor. Demek ki o namaz devamlı ona eziyet oluyor. O namaz ona bir şey vermiyor ki o etrafına bir şeyler yapıyor. Doğru mu hocam? Aynen öyle, aynen. Neden günde Rabbim beş vakit dedi, her namazda birbirine teslimiyet başlıyor. Sabah kılıyorsun, öğleye kadar emniyet içindesin. Öğlen kılıyorsun ikindiye kadar, ikindi kılıyorsun akşama kadar. Akşam kılıyorsun gece. Gece kalkıyorsun teheccüd ki kalkarsan yani. Tabii. Ya şu güzelliğe bak hocam. 24 saat seni emniyet altında tutuyor. Hey büyük Rabbim, Yaradan Rabbimiz. Buyurun hocam. Evet. Böylece işte şimdi diyor ya Cenab-ı Allah o müminlerin kalpleri kirpler. Allah'ın ismini duyduğu zaman, Allah'ın adı zikrettiği zaman, Allah anıldığı zaman nerede olursa olsun Allah'ın ayetlerini duydukları zaman onların kalpleri kirpler. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Kalpleri cilalanır, o kalp açılır. Elhamdülillah. Bu kalp gözü açılan kişi mümkün değildir. Her anı Rabbisine bağlılık gösterir. Allah Allah. Korku içerisinde, saygıdan dolayı yani. Bu mesela tarikatlar derken, bu tarikat bir yoldur. O yolda, o yol nasıl bir Allah ve Resulü'nün buna ibadet ve taatlarını belirli, düzenli bir şekilde, disiplinli bir şekilde yaparak Rabbisine yaklaşır. Rabbisine Elhamdülillah. Ona yaklaşır. Çünkü sen ibadet ve taatı düzenini yapmazsan, alelade hemen meşhur çala çapa yaparsan bu kalbe ne derece şey yapabilir? Ne kadar fayda verir değil mi hocam? Tabii, elbette ki. Hemen meşhur çak çuk çuk namazını çık o zaman. Şimdi şöyle bir durum oldu işte. Mescid-i Saadet'te Resulullah Efendimiz otururken sahabenin biri geldi. Hemen namazını çat çat kıldı. Bu sefer Resulullah Efendimiz'in yanına gitti. Resulullah Efendimiz dedi ki, git dedi, namazını iade ettirin. Allah Allah! İade ettirin. Burası çok önemli. Niye iade ettiriyor ki? Sebep ne? Tekrar bir gitti, kıldı, bir daha geldi, dedi yok. Olmadı. Git bir namazını iade ettirin. İkinci seferde, üçüncü seferde gitti. O zaman sahabe anladı ki, ben namazı Allah için
rızayı var için kılmıyorum. Allah Allah. Rabbimin rızası için bu namazı kılacağım diye düşündü ve namazını sıhhatle kıldı. O zaman Resul Efendimiz'in yanına geldi. Resul Efendimiz dedi ki şimdi oldu diyor. Bak, şimdi bir özür dilerim. Bir örnek verebilir miyim? Hakkını helal et. Tutsam sözünü unutma. Böyle bir telaşa kapılıyorum. Kılıyorum. Bir konu var kafamda. O konuyla namaza durduk. Farz namazı. İkinci rekatı bitirdik. Tahiyyatı'ya oturduk hani ama evet. Acaba ikiye mi oturdum, dörde mi oturdum? Işte, şeye düştüm. Tabii. Bak şimdi. Hemen ne yapıyorum? Tevekkül olarak kendi yaptığımı anlatıyorum. Tedbir olarak bir iki rekat daha kılıyorum hani kaldı. Selam vermeden. Sonra teheccüd şey kılıyorum. Sevim secdesi yap. Şey secde yapıyorum. Abi. O mu doğru hocam? O doğru da. Kucak. Şüpheye düşüyorum. Acaba iki mi kıldım, dört mü kıldım tamam, diye hani. Tamam. Altıya tamamlamam şunu. Heh. Tamam. Ama şey yapıyorum onu yani onu bir... Sevim secdesinde yapıyorsun ondan sonra tamam o olur ama... Oluyor evet başka oluyor. Nasıl onun oluyor. Başka formülü? Yok onun formülü odur yani. Yani yok kardeşim iki kıldım diye bir tereddüt içerisinde ya yok yok dört kıldım diye böyle bir vesveseyle selam vermek tamam. Selam ben o, o şekilde yaptıysan yani namaz olur olmaz diye bir olay yok. Evet. Çünkü namazın bazı söylenmemesi gerekli mesuliyetler var. Avam halkına söylenilmez bu. Nedir o avam halkı? Yani avam halkı bunu duyarsa onu kendisine ruhsat eder, iki rekat kılar çıkar gider. Şimdi bazı şimdiki... Ha yani bunu diyorsun hocalar milleti söylemez. Tabii yok söylemez. Anladım. Onun için dört kılıyoruz. Resul Efendimiz dört kıldığı için biz de dört kılıyoruz. Ha iki rekat kıldıysan olur mu olur. Olmaz diye bir olay yok. Ama buna ruhsat vermemek için söylenilmiyor. Şöyle olabilir demek istiyorsun. Öyle anlayayım, anladım. Dört rekat kıldın diye eminsin ama ilk rekat kıldın. Farkında değilsin. Ha, tamam. Onu geçer. Demek istiyorsun değil mi sen? Tabii, tabii. Anladım. Tabii. Anladım. Buyurun hocam. Sözünü kesmiş olayım hakkını helal et. Konu geliyor diye söylüyorum yani. Hayır, evet. Ne demek? Evet. İman bak ne diyor bu sefer? Onların diyor, imanları artar diyor. Onların imanları artar. Artar. Allah Allah. Yani o muhabbet, o sevgi, o Rabbisinin hadi ayeti dinliyor. Bak onun için okumak sünnet, dinlemek farz. Okumak sünnet, dinlemek farz. Allah nerede Allah. Nerede Kur'an okunuyorsa okunsun, dinlemek farz. Bu ihmal edilmez. Şimdi bazı insanların iş ayrı bir olay ama ne olursa olsun eğer bir yere Kur'an okunduysa o Kur'an'ı dinleyeceğiz ondan sonra. Aynen. Çünkü farzı yerine getireceğiz. Okuyana sünnet. O okuduğu için sünnet. Bu bakımdan buna dikkat etmek lazım. Evet. Rablerine tevekkül ederler. Yani ona dayanırlar. Bütün işlerini, her şeyini Rabbisine dayandırır. Evet. Şimdi onun rızasına uygun düşünür. Öyle o şekilde çarpar. Ve onlar namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Ha, namazlarını kılar demek ki birbirinin durumu bu. Allah ne yapar? Rızık verir. O rızıklı da kendilerine yapın benim rızkım efendim ben kazandım ben şey yaptım deyip de diğer Müslüman Hüdün kardeşini gözetmemesi gibi bir durum yok. Mutlaka gözetecek. Çünkü Allah ona o rızkı Allah verir. O birine de veremez mi? Yani şöyle bir durum da verir ama orada imtihana tabi. İşte o mümkün, o Müslüman kul orada imtihana tabi oluyor. O imtihanı eğer farkında rızkından fazlasından verirse Allah'ın rızasını alacak. Aynen. Sevgisini alacak, muhabbetini alacak. Rabbisine yarın ahirette kurtuluşa vesile olacak. Cennete girmesine vesile olacak. Küfeye de küfe, günah gelse günahların affolmasına vesile olacak. Yani o bunlar olacak. Evet. Hakkıyla mümin olan, işte bunlar hakkıyla mümin olanlardır diyor Cenab-ı Hak ayet verirse. Bakın ne diyor ondan sonra? Rableri katında yüksek derecelere bağışlanma ve bol rızık vardır. Allah Allah. Onlar için yani o mümin bol rızık için, vardır. Hey Allah'ım. Rableri katında yüksek dereceler. Yani Rabbim kulunu imtihan ediyor. O imtihanı kazanıyorlar. İmtihanı kazandığı için Rabbim onun derecesini yükseltiyor. O derecesini yükseltiyor. Yani makam olarak, kalacağı yer olarak, Rabbisi rızasına uygun olarak yerler Rabbim tahsil ediyor. Herkesin ki aynı derecede olmayacak. Cennette herkesin yeri aynı olacak, derecesine göre mekanı olacak. Ondan sonra
Ama tabi cehennemde ayrı. Onlar da ayrı ayrı yerler. Ona göre cezalanacaklar. Cehenneme gidenler. Allah'a itaat etmeyenler. Allah'ın emirlerini yine getirmeyenler. Veya da bildiği halde yapmayanlar. Bildiği halde asili gidenler. Bunlar elbette ki onların yeri Rabbinin ceza yeridir. O da cehennemdir. Rabbim korusun. Müminlere böyle bir Müslümanlar da bu şeyden uzak eylesin. Taklitten hakikate yönlendirsin diyoruz biz. Evet, tamam mı? Bu ayet-i kerimede böyle bize bilgiler veriyor. Bu ayetlerde hakkıyla mümin olanların özellikleri saymaktadır ve saydı. Özelliklerini de saydı. Allah-u Teala zikrolunduğu vakit kalpleri titre, cilalarını buyurduğundan maksat gece ve gündüz cilanı gör. Bak, cilamak demek yani bunu ayetin ve Rabbisine sürekli gece ve gündüz zikirde olduğu için onun kalbi açılıyor, cilalanıyor, parlıyor. Rabbisine muhabbetini alıyor, sevgisini alıyor. Öyle diyor bu adam. Bu da daha çok kalplerinin açılması, cilalanmasını en çok farz namazlardan sonra nafile olan namazlardır, sünnet olan namazları kılmak. Çünkü bu arada burada mecburiyet yok. Kul isteyerek sünnet fazla namaz kılıyor. O fazla namazı kılmasıyla Rabbisine dua makamında bulunmuş oluyor. Rabbisine dua ediyor o anda. Zaten namaz yeri dua yeri, dua makamıdır. Sünnetlerde fazladan olduğu için mecburiyet, illa kılma diye bir mecburiyet de yok. Mecburiyet olduğu için gönüllü namaz kılmış olduğu için Allah onun kalbini o güzel kılmış olduğu namazlarla ne yapıyor? Açıyor. Cilal alıyor. Muhabbetini dolduruyor. İşte tarikatta da bu olaylar var. Mesela nefsimiz yedi tabaka olduğu için bunların orada birincisi nefse emmare. Yani her şeyi isteyen, her şeyi yapmak isteyen, arzu eden, oynama, gülme, yeme, içme, faydalanma ve bunu helal ve haramı düşünmez. Nefis helal ve haram düşünmez. O ancak kendi keyfiyetine uygun neyse onu ister. Bu harammış, bu helalmış diye bir şeyi düşünmez. Ya bizler, yani akıl nimetini görmüş olduğumuz biz bunlar ne yaparız? Rabbimizin lahle emirleri doğrultusunda hareket eden nefsimizi terbiye etmeye çalışırız. Ona o fırsatı vermeyiz. Aşırı eğlence, aşırı gülme, aşırı söyleme, aşırı yeme veyahut da insanları kötülük mazarında şeytanla birlikte olup şeytanın amacı nedir? İnsanı bizleri azdırmak. Bizleri kendi yolumuzdan, o güzel yolumuzdan çıkarmak için gayret gösterir. Şeytanın vazifeliği budur. Çünkü ne gibi? Yalan söylettirir, haram yaptırır, zina yaptırır, insanı öldürür veyahut da arkadaşlarla birbirine dövüşme gibi, bu da nefsi, bu gibi şeyleri yaptığı şeytanın vazifeliği budur. Şeytanla nefisle birbirine bir araya gelme bu hareketi bizlere yaptırdığı takdirde elbette ki bu hususta biz yolumuzu bir noktada kaybetmiş oluruz. Rabbim o şeyden uzak eylesin. Nefsimize ve şeytana bizi durdurmasın. Onun yolundan uzak tutsun Rabbim diyoruz. Tamam mı? Bu ayet-i kerimede bu şekilde Cenab-ı Hak Teala buyuruyor. O müminler ki Allah anıldığı zaman kalpleri tirim tirim titrer. Tüyleri ve tüniyet aleyhim ayet ve zâdetun imanem, onlar imanları artar ve alâ rabbihim yetevekkelûn, tevekkül ederler diye bu şekilde bu ayeti de biz bu şekilde anlayacağız. Ha şimdi şunu da söyleyelim de daha tabii ki dedik Rabbimizin rızasını almak, onu almak için de Rabbim bize neyi buyurduysa ve Resul Efendimiz'i neyi bize getirdiyse ne yapacağız onu alacağız ve onu yapacağız, uygulayacağız. Yani farz olan Allah'ın emirlerini uygulayacağız ki sünnet olanlar da farz olan için o da bizim kalplerimizin açılmasına, muhabbetin doğmasına, sevginin doğmasına vesile olacaktır. Yani böylece Rabbimizin rızasına mahsap olmuş oluruz. Tamam mı? Evet, bu ayette bu şekilde
daha çok açılabilir, daha çok şeyler söylenebilir ama şimdi bu kadarıyla yetinelim. Şunu diyebilir miyiz değerli hocam burada? Bu vasıfları taşıyan kimseler gerçek ve kamil manada müminlerdir. Evet. Allah nezdinde iman ve amellerin nicelik ve nitelik yönlerinde yeterli olandan kamil olana ve daha güzel mükemmel olana doğru farklılığına dayalı değerleri ve dereceleri vardır. Aynen. Allah'ın bu derecelere yerleştirdiği kullarına lütfedeceği nimetler de birbirinden üstündür. Çeşitlidir, zengindir, benzersizdir. Allah onların günahlarını bağışlayacak ve kendilerini ebedi mutlulukla ödüllendirecektir. Yani bu ayette şöyle bir konu geçiyor diyebilir miyiz hakkını helal edin? Ya ben işte nefsime galebe çalıyor, nefsime hükmedemiyorum ama Allah'ım senden yardım diliyorum. Allah'ım beni koru, kolla. Beni imanımla, amelimle, namazımla, niyazımla, Kur'an'ımla koru, kolla gibi bir yalvarış var mı burada? Yani hani anlıyorsun değil mi ne demek istediğini? Kendine tam manasına güvenemiyorsun, hep yardım istiyorsun Allah'tan orada. Evet. Elbette ki biz beşer olduğumuz için, evet. Yani nefsimiz de şeytanın vesvesesi bizim üzerimizde. Bize o kolay gelen her şey böyle kulağımızdan bile üfleniyor yani. Ama isteyerek mi? İstemeyerek ama bakıyorsun ki yapıyoruz. Ama ne diyorsun? Ya Rabbi benim bu şeyden... Yapıyorum ama... Bunu tabii hep kalben diyorsun. Etrafında kimse görmüyor, bilmiyor. Bir kalbin biliyor, bir Allah biliyor yani. Bir de melekler biliyor, buradaki melekler. O melekler de Allah emrettiyse yazıyorlar. Tabii canım, yoksa ben... Değil mi yani? Hemen dur hemen bunu söylüyor, içinde bunu geçirdi, dur yazayım, yok. Yok. Evet. Aynen öyle, tabii bu şekilde. Evet, bu ayet-i kerimede de böyle bize şey yaptı. Diğer bir ayet-i kerimede de Cenab-ı Allah şöyle buyurmuş. 5. ayetteyiz değil mi hocam? He, ayet, evet. Subhanallah'ın 5. ayet, tamam. 5. ayet. Bu ayet-i 3, 4, 5. Evet, 5. ayet. Evet. Aynen öyle. Şöyle buyurun. Kema ahraceke rabbuke min beytike bil hakkı ve innen feliham minel mü'min ve kârihûn. Kema ahraceke. Nasıl ki Rabbin seni hak uğrunda ahraceke, hak uğrunda evinden çıkarmıştı. Ondan sonra min beytike senin evinden çıkarmıştı. Bil hakkı. Yani hak uğruna. Allah Allah. Hak uğruna seni evinden çıkarmıştır. Müminlerden bir kısmı ise şüphesiz ki bunu hoş görmüyorlardı. Böyle de onlara müdriken bir hakkı. Ve inne feriğan. Bir takım fırkalar, yani bir takım kimse müminler, bir takım fırkalar feriğan el mümine mümin. Lekârihun kereh görüyorlardı. Yani öyle bu gibi durumlarda istemeyerek hareket yapmış oluyorlardı. Ve inne feriman bir takım fırkalar var. De, neden? Ne, müminlerden bir takım fırka. Bak, mümin olması ne var? Müminlerden bir takım fırkalar. Fırkalar vardı ki, lekerlüğün bu olayı kereh gördüler. Niye bunlar dedi bak, kemen ahraca ket. Seni çıkarttı. Ne için çıkarttı Cenab-ı Hak Teala? Allah Allah. Ya, savaşa davet. Burada savaşa davet var olunca ne oluyor? Herkes evinden çıkıyor. Ya, bunu çıkıyor. Rabbike, Rabbin seni bu evde savaşa davet ettiği için, cihada davet ettiği için bir takım ne yapıyor? Çıkıyor evlerinden. Bulundukları, rahat ettikleri, istirahat ettikleri evlerinden çıkıyorlardı. Bir hakta, hak için. Yani hak için davet olduğu zaman. Yani hak için davet olduğu zaman emr-i mağruf için çıkıyorlardı, evet. Ha. Ve inne ama fakat tarikan bir takım fırkalar vardı ki neden? Müminlerden bir takım fırkalar. Allah Allah. Yani müminler ama bir takım fırkalar, burada bir şey var. Onlar lekârihûn bu olayı uygun görmüyorlardı. Yani ne diyor? Bizi evimizden çıkardılar, bizi savaşa davet ediyorlar. İstirahat ediyorduk, rahatça diye. Bu gibi düşünce fikirlerle olanlar, müminler ise bu olayı uygun görmüyorlardı. Ha, neymiş bakın şimdi.
Ey müminler, siz savaş için evinizden çıktığınızda, bak, çıktığınızda Şam'dan gelen Ebu Süfyan'ın kervanına gitmeyi istemiştiniz. Allah-u Teala ise sizin Bedir'de gücü olan müşriklere karşı savaşmanızı istedi. Bu içinizden bazılarınızın hoşuna gitmedi. Ya ne diyor ki, bir de şey ya Ebu Süfyan'ın şeyine karşısına çıkacağız, onun yolunu keseceğiz gibi düşüncelerle hareket eden müminler için söylüyor Cenab-ı Hak. Ha demek ki böyleleri düşünmüşler ki, böyleler bir şey fikre, bir şeye varmışlar ki, istemiyorlar ki Cenab-ı Allah bunu açıklıyor. Allah Allah! Cenab-ı Allah açıklıyor da, sizden bir takım bir mümin kullarım var ki, onlar bu olayı kendi uygun görmüyorlar. Yani evimizde istirahat edip gidecek Ebu Süfyan'ın yolunu keseceğiz. Ebu Süfyan'ın... Niye yapalım ki der gibi yani ha? Niye yapalım ki? Aynen öyle. İşte öyle diyor, kervanının yolunu kesip kervanını şu almaya alacakmışız gibi. Böyle bir durumu gitmeye arzu etmiyor. Çünkü evlerinden rahat olan evlerinden dışarı çıkmaya arzu etmiyorlardı. Bir takım müminler varmış, böyle düşünmüşler. Müşriklere karşı savaşmanızı istedim. Allah-u Teala ise sizin Bedir'de güçlü olan müşriklere karşı savaşmanızı istedi. Bu içinizden bazınızın hoşuna gitmedi. Ondan sonra Bedir Savaşı'na davet edildi. Bedir Savaşı'na davet edilince de bu sefer bazı müminler Bedir Savaşı'na katılmaya arzu etmedi. Böyle bir arzu etmedi. Sinirlik yani, tembellik. Tabii, evet. Hoş. Hoş nefis, gene nefis galebe çalıyor burada. Hoş gideyim mi, gitmeyeyim mi der aynen gibi yani. Aynen öyle. Gitme, buna rağmen Allah'ın yardımına kolay bir zafer ve çok sayıda ganimet elde ettiniz. Halbuki Cenab-ı Allah Bedir'de sizi galip kıldı. Elhamdülillah. Ve siz de o yolculuktan ganimet kazandınız. Evet. Ganimetlerle teşekkür ederim. Ve de gitmeyenler mahrum oldular. Öyle diyor ama ganimet gittiler, ganimet aldılar. Maddi noktadan rahatladılar. Aynen. Yani böyle bir durumunuz vardı. Hemen kalktığı için de bazıları yok. Keşke bu nereden çıktı ki bunu yetmesek gibi bir düşünceye, fikirde olanlar vardı. Rabbim bunların fikirlerine karşı aynı şeyi bir şey yaptı. Onlar. Elhamdülillah. Bu içinizden bazılarınızın hoşuna gitmediydi. Gitmedi. Buna rağmen Allah yardımıyla kolay bir zafer elde etti. Allah Bedir Savaşı'nı kolaylaştırdı mı? Kolaylaştırdı. Zor muydu? Çok zordu. Niye? 300 tane Müslüman, 1000 tane müşrik. Bin kafire kuzeyse karşı 300 tane Müslüman, sahabi. Sahabe, müşrik. Elhamdülillah. Ve Resulullah Efendimiz dua etti. Baktı ki ya Rabbi, bu senin son oldun. Eğer bu biz burada mağlup olursak, İslam'ın bir daha dinleyeceği hususiyatı, üzüntüye kapıldığını şey yaptı. Burada dua etti Resul Efendimiz Allah'a. Ve Cenab-ı Allah da yardım etti. Meleklerini gönderdi ve onları mahvettiler. Bedir Savaşı'na katılan kafirleri mahvettiler ve bütün ganimetler çekti. Aynı, hocam burada bir teşbih sanatı var. Orada aynı şey diyor. O binbaşı Çanakkale'de hani bir Alman binbaşı mı ne biliyorsun değil mi hocam? Biz diyor büyük ordularla savaşıyorduk diyor. Tabii, evet. Hatırlıyorsun değil mi? Tabii. Gökyüzü diyor ordu dolmuştu diyor. Evet. Hayır diyor bizim karşımızda değildi bu ordu diyor. Tabii, evet. Büyük ordularla savaşıyorduk diyor. Yani onun gözüne, o binbaşının gözüne neler gözükmüş bak Çanakkale'de görüyor musun hocam evet, ya? Evet. Ya evet. Yani Allah'ın vaadi dün de vardı. Bugün de var, yarın da olacak. Aynen. Allah'ın izniyle. Biz yeter ki teslim olalım ona. Sırat-ı müstakim yoluna tam bir haktaniyet ölçüsünde inanalım. Doğru mu hocam? Aynen öyle. Evet, buyurun. İşte diyor, Bedir'deki savaş nasıl ki sizin için hayırlı olduysa Allah Allah. Oysa ganimetlerin Allah ve Resulüne ait olduğunu hükmünde sizin için daha hayırlıdır demek. Elhamdülillah. Evet. Allah-u Teala Sûre-i Bakara ayeti 216'da şöyle buyurmuştur. Bazen bir şeyi hoşunuza hoş görmezsiniz. Bazen bir şeyi siz hoş görmezsiniz. O ne demek hoş görmemek? Yani olay gelmez, şey gelmez şey, sana der gibi. Davet ediliyor. Heh. O davete katılmayı hoş görmüyorsunuz. Bak, halbuki o sizin için hayırlı. Bazen de bir şeyi arzu edersiniz.
Halbuki o sizin için şerdir. Allah Allah. Yani arzu ettiğiniz şey sizin için şer olabilir. Hayır bildiğiniz şey şerdir, evet. Evet. Allah-u Teala sizin için hayır ve şer olanı bilir, siz bilmezsiniz. Ha, demek ki burada büyük bir Cenab-ı Allah bize şey veriyor, meşal veriyor. Bakara suresinin 216. ayetinde bu şekilde bize bildiriyor. Evet. Yine diğer bir sureye baktığımız zaman, evet. 6. ayete bakıyoruz. 6. ayete diyor ki, يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَابُونَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَمْضُونَ. Ne demek istiyor? يُجَادِلُونَكَ, evet, senin vermiş olduğun bir mücadele, fil hakka, hak için vermiş olduğun mücadele, ma o bir mücadele ki, tebeyyene ki enneme yusabuhu. Yani hak açıkça ortaya çıktıktan sonra sanki göz göre göre ölüme sevk olunuyorlarmış gibi hak olan cihat hususunda seninle münakaşa ediyorlardı. Allah Allah. Ya, işte bazı müminler böyle bir şeye girdiklerini burada ifade ediyor Cenab-ı Hak. Girdaba. He. Evet. Demek ki burada demek ki ümitsizlik hayır, yok. Yok. Yeis yok. Yok, hayır yok. Kararsız, yani böyle kararsız bir dünya kurmak yok. Kararsız bir dünya. Burada hak uğruna davet ediliyor. Evet, evet. Sen bu hak uğruna davet edilen bir yolda, kalkarda şeylik yaparsan, mücadele verirsen, gitmeyelim gibi veya da şunu yapmayalım gibi, halbuki sizin için belki de bu hayırlı olacak. Hayırlı olan bir şeyi bu şekilde karşılamanız, peygamberle mücadele etmeniz doğru değil. Aynen. Evet. Ama şer bildiğiniz şey hayır gelir. O işte şimdi savaş sizin için nedir? Gördüğünüz zaman düşündüğünüz zaman şer gözüküyor. Aynen. Çünkü niye orada bir savaş var, birbirimize vuruşacaksınız, çarpacaksınız ve ölüm var, şehir olma var. Ha, onun. Ha, o bakımdan o şer olarak gözükür ama sonu hayırlı olur. Elhamdülillah. Evet. Sonra ölüldü oldu. Sonunda da ganimetlere harf oldular. Hepsi de o ganimetlerden faydalandılar. Bir kısım müminler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben. Bak bir kısım müminler işte buradaki mücadele ki Habibim seninle mücadele ediyorlar. Senin nerede fil hakkı? Hak olan olayda seninle mücadele ediyor. Bak, bu bir hak diyor. Hak olan bir olay. Neden sonra ba'de ma tebeyyene beyan ettikten sonra kennema yusabu ilel mevti ve hin yandurun. Göz göre göre ölüme sevk olunuyorlarmış gibi Allah Allah. Hak olan cihat hususunda seninle münakaşa ediyorlar. Habibim. Halbuki onlar için hayır olacak. Şer görüyorlar ama o şer onlara hayır getirecek. Elhamdülillah. Biz onu düşünmüyorlar. Ama ne yapıyorlar? Resulullah Efendimiz'le böyle mücadele ediyorlar. Bakın şimdi savaş için hazırlık yapalım. Biz yalnız Şam'da gelen ticaret kervanını yakalamak için çıkmıştık. Aynen. Diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile mücadele etmişlerdi sahabe-i kiram. Halbuki bir takım müminler diyelim oraya. Halbuki bu cihadı Allah'ın emriyle yaptığı ortaya çıkmıştı. Allah emrediyor bunu. Onlar düşmanla karşılaşmayı sevmediklerinden sanki ölüme sürükleniyormuş gibi düşünüyor. Allah Allah. Gibi olmuşlardı. Öyle düşünüyorlardı. İşte Allah-u Teala onların bu durumunu haber vermektedir. Yani onlar bir takım müminler böyle düşünüyorlardı. Ne diyor ki, gidip Süfyan'ın kervanını gömülü keseceğiz, onları şey yapacağız, buna gerek var mı gibi, yani var mı gibi kendi kendilerine bir şeye giriyorlar. Halbuki Cenab-ı Allah emriyle bu yapılıyor. Evet. Peygamber Efendimiz'e bildiriyor, evet. Peygamber Efendimiz'e yola çıkılmasını istiyor, Süfyan'ın kervanının kesilmesini istiyor. Yani
onlarla bu bir savaş. Evet hocam, evet burada bir teşbih sanatı yapalım, hakkını helal et, lafını da bitirmiş olmayalım. Bugün mesela İslam Birliği kurulsun, Türk devletleri kuruldu mesela, dikkat et. Evet. Veya Türk İslam Birliği kurulsun diye ne yapıyoruz? Uğraşıyoruz millet olarak, ümmet olarak veya hükümet olarak veya bazı yetkililer olarak. Burada bazıları ne diyor? Ya aman sen de, bana ne, sana ne ondan bundan der gibi. Bak burada benziyor, biliyor musun? Burada evet, benziyor. Tabii. Ha o gün ha bugün yani, orada ibret alırsak yani. Tabii. Ya şimdi bak, evet. Biz müminler, yani bütün Müslüman Türkler de Türk devleti, neyse Müslüman Müslümanlar da dahil olmak şartıyla böyle bir hazırlığın yapılması elzemdir. Mutlaka kurulması lazım. Çünkü karşında artık 7 milyon... Ne diyor? Düşmanın silahıyla silahlan. En üstün bir silahla silahlan. Aynen. Aynen. Dikkat ediyorsun değil mi Ahmetciğim? Konuya de, dikkat ediyorsun yani. Biz de bugün en üstün silahla hazırlanıyoruz. Bunun sihaları, sihaları. Allah bak Cenab-ı Allah ne fikirler verdi kullarına. Ben faydalanma da onu da düşmanını korkutuyorsun. Aynen. Yani düşmanın senin üzerine gelen bir. Ne Turan birliğini kurduğun zaman daha bir kuvvetli elde edeceğim. O kuvvetli elde ettiğin zaman benim dünya her sözüm her tarafa geçeceğim. Aynen. Rahatlıkla yapabileceğim hareketler olacak. Bizim derdimiz insanları öldürmek gibi. Böyle derdimiz, muradımız yok elhamdülillah. Ama düşmanıma karşı da ben hazırlıklı olmam lazım. Dün de öyleydi, bugün de öyle olacak, yarın da öyle olmayacak değil mi hocam? Tabii, Müslümanlar merhametlidir ama tedbirde fayda var. O kadar. Biz mesela şimdi Kuzey Irak'ta çalışmalarımızda hiçbir tane sivil insana bize izleyecek, biliyor musun? Çoluk, çocuk, kadın. Ama karşımdaki silah, eline silah, aynen. Silah çekiyor. Aynen. Öteki ben onunla mücadele ediyorum. Hatta böyle bayrağı tutarsa bile ona silahı böyle mendil var ya, evet. Mendil, beyaz mendili kaldırırsa ona hiçbir şey yapmıyorlar. Teslim. Kalk ayağa diyor, ayağa kaldırıyor, elbiselerini çıkarttırıyor, silahını bıraktırıyor, teslim alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçiğim, özel hareket. Doğru değil mi hocam yani? Aynen öyle, aynen. Onun için her zaman gereklidir. Aynen. Tuğra Birliği'nin kurulması, İslam Birliği'yle beraber kurulması elzem. Elzem hocam, elzem. Elhamdülillah. Ama yıllarca bundan uzak kaldılar. Niye? Aynen, aynen. Neden uzak kaldılar? Çünkü öncekiler hep kafalarında Avrupa. Aynen. Avrupa. Bizim diğer kafası aslında ilericiyim diye düşünenler. Bunlar ilerici değil, ta gericiler, ta gericiler. İlerici bak, Cenab-ı Allah'ın ayet-i kerimesinde açıkça çıkıyor ki müminler en üstün bir silahla düşmanla karşı mukabele etsinler. Birisi ben emin, onlar füze yaptırırsa ben onu daha şunu yapmam lazım. Ve bu şekilde de böyle bir hazırlık yapmamız lazım. Yapınca da yapılıyor da inşallah bu birlikte, Turan Birliği de kurulur. O zaman daha farklı bir herkes bizden çekilecek. Çayını tazeleyeyim mi hocam? Yani düşmanımız... Hocam çayını tazeleyeyim mi? Tamam, o fiş alayım o zaman. Fiş herhalde dışarıda olmuştur. Sağ olayım. Evet, durum böyle. Durum böyle efendim. Şimdi gel. Altınlarımızı ayırtıldık. Evet. Burayı okuyoruz. 6. ayetimizde ben açıkladık. 7. ayete. وَاِذْ يَعَدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الْضَائِفَتِينِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّرْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يُحِبُّ اللّٰهُ اَنْ يُحِبُّ اللّٰهُ بِكِنَتِهِ وَيَبْدَعَ دَابِنَ الْكَافِرِينَ صَلَّى اللّٰهُ عَزِيمُ. Bu da Cenab-ı Hak da 7. ayette şöyle buyuruyor. 6. bitirdik. Tamam, evet. 7. ayette de şöyle bize Rabbim buyuruyor. Ne buyuruyor? Bir bakalım. Şuradan da bakalım. Evet. Diyor ki Cenab-ı Hak Teala buyursun ve hani Allah-u Teala size bir Kureyş kervanı, diğeri de Mekke müşrikleri olan iki taifeden birinin sizin olacağını vaat ediyordu. Siz de zayıf olanın
Kureyş kervanının sizin olmasını istiyordunuz. Halbuki Allah Teala emriyle hakkı ortaya çıkarmayı ve kafirleri kökünden kesmeyi murat ediyordu. Bu mücrimler istemese de Allah-u Teala hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindir. Ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Şimdi bakalım ayetin şeyleri, maalesef. Ve izâ ye'elüküm. Ve izâ zaman ye'edükümullâhu. Allah-u Teala size ne yapıyor? İki taifeden birinin sizin olacağını vaat ediyor. Ve izâ ye'edükümü. Size vaat ettiği zaman kim? Allah-u Teala neyi vaat ettiği zaman? İhtâ daifeteyni, iki taifeden birini size Cenab-ı Hak Teala vaat ettiği zaman, evet, ettiği zaman enneha muhakkak ki o taife leküm, sizin teveddü siz de istiyordunuz. Yani siz de istiyordunuz. Ne istiyordunuz? Bakalım. Teveddü ne? En gayre zati şevketi. Evet. Birin ne istiyordunuz? Teveddü en gayre zati şevketi. Diğer birinin sizin olacağını istiyordunuz. Evet. Ondan sonra bu şekilde olmasını istiyordunuz. Ve kafirleri ne yapmak? Bu teveddü en gayre zati şevketi ve tekbirle leküm müridullah Allah Teala buna deniyor. Neyi? En lihebbel hakka. Hakkın olması şey yani evet. Bir haktan gerçekleşmesini istiyor diyor. Tamam mı? Çünkü en lihebbel hakka. Hakkın gerçekleşmesini Allah Teala istiyordu. Neyle? Bir kelimatihi ve yebda'u. Onların yeddâhu dâbiren kâfir, kâfirlerin darbedilmesini, yok edilmesini istiyordu. Evet, hakkı ortadan çıkarmayı istiyordu bu şekilde. Şimdi bunlar, yani şöyle bir durum var burada. Kureyş kervanı, Ebu Süfyan'ın, Amir İbn-i As, Amir İbn-i Hişam ve beraberlerindeki 40 süvari bulunuyordu. Şam'dan büyük bir ticaret ile Mekke'ye gelmekte olan bu kervanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına haber vermesi üzerine müminler kervanı ele geçirmek için yola çıkmışlardı. Bu haber Mekke'ye ulaşınca Ebu Cehil'in tahrik ve teşvikiyle Mekke müşrikleri toplanarak kervanın muhafazası için Bedir mevkine gelmişlerdi. Sonuçta müminler Allah'ın emrini yerine getirmek için kendilerinden kat kat daha güçlü olan müşrik ordusu ile Bedir'de savaştılar. Ve Allah'ın ve onların yakınlarından 70 kişiyi öldürmüşlerdi. Yani düşmanlardan 70 kişiyi ve esir almışlardı. Böylece Mekke müşriklerinin bütün gücü kırılmıştı. Ayette Allah-u Teala kafirleri kökünden kesmeyi murat ediyordu. Buyruğu gerçekleşmiş oldu. Ancak alınan 70 esirin serbest bırakılmasıyla müşrikler tekrar toplanıp güç, kuvvet bulup İslam'a yeniden tehdit olmuşlardı ve Uhud ve Hendek savaşlarında Müslümanlara büyük zarar ve sıkıntı vermişlerdi. Bu bırakılmasının hatta olduğu, hata olduğunu Allah-u Teala Sûre-i Enfal'da 7 ve 8 ayetlerinde haber vermişti. Şimdi bakalım. Burada ne dedi? Şimdi 8. ayete bakalım. 8. ayette şöyle buyuruyor. 8, 6, 7, 8. ayet. Evet. Ve iz ye'edukumullahu. Allah-u Teala size vaat ediyordu. İhtem daifeteyni
iki talebeden birini vaat ediyordu Allah-u Teala. Enneha muhakkak ki lekim sizin olduğunuz ve teveddür siz de istiyordunuz. Neyi? Enne gayle zati şevketi. Gerçekten kuvvetsiz olanın hali tekün olur. Tekün olmasını istiyordu. Lekim sizin ve yuridullah oysa Allah-u Teala en yuhakka yani gerçekleştirmek ve el hakka hakkı gerçekleştirmek buradaki hakkı gerçekleştirmek ne? Yani Bedir Savaşı'na savaşa katılan kafirlerin hepsinin yok olmasını istiyordu. Onların güçsüz olmasını istiyordu. Tabii değil mi? Tabii, evet. Tabii. Evet, aynen öyle istiyorum. Hemen şuraya bakalım, güzel bir konu gel. Evet. Şu çıkıyor mu burada hocam? En yüksek hakkı evet. Bir kelime açayım. Yani sözleriyle hakkı gerçekleştirmek, Allah oysa onların yok olmasını istiyordu. Ve yüksek hatta daha bir kafirine, kafirlerin adının sonunun kesilmesi. Aynen. İstiyordu işte burada, evet. İşte o zaman Allah sizi iki tabirlerini kervan veya da Kureyş ordusundan birini vaat ediyordu ki sizin olacaktı. Siz ise arzu ediyordunuz ki şanı ve şerefi olmayan şey kervan sizin olsun. Yani güçsüz olan sizin olsun. Halbuki Allah ayetleriyle hakkı yerine oturtmak ve kafirlerin arkasını kesmek istiyordu. Onun için ayet-i kerimede böylece davet yapılıyordu. Demek ki burada şu çıkıyor değerli hocam. Evet. Aman bu düşman çok kuvvetli. Aman bu düşman çok kuvvetli gibi diye böyle yeise kapılmamak lazım. Zayıf olanı düşünüyorlardı. Heh. Yani onu en azından zayıfa gücümüz yeter. Ama kuvvetliye gücümüz yetmez gibi bir düşünceyle hareket ediyorlardı. Evet. Onun için bunun olmaması bakımından işte Bedir Savaşı'na girdiler ve Bedir Savaşı'nda Allah onlara en hayırlı şeyi ihsan eyledi. Elhamdülillah. Evet. Şimdi diğer şeye baktığımız zaman şimdi bakalım. Sonuçta müminler Allah'ın emrini yerine getirmek için kendi kendilerinden kat kat daha güçlü olan müşrik ordusu ile Bedir Savaşı'nda savaştılar. Allah'ın yardımıyla büyük bir zafer kazandılar. Öyle oldu. Hani çekiniyorlardı, şey yapıyorlardı. Niye çıkıyoruz ki? Yani çıkmasak daha iyi değil mi? Yani böyle düşünüyorlardı o bazı müminler. Ama Cenab-ı Hak Teala bunu emrediyordu. Allah onlarla savaşacaksınız. Yola çıkacaksınız. Resul Efendimiz de ne yaptı? Sahabeyi bu yola çıkarttı ve sonuç itibariyle şimdi bak müşrikler ve böylece Allah'ın yardımıyla büyük bir zafer kazandılar. Hani çekiniyordunuz ya, kaçıyordunuz ya, birbirine Resul Efendimiz'e mücadele ediyordunuz da. Aynen, aynen. Bakın sizin işte o gördüğünüz şer size hayır getirdi. Evet. Böylece Mekke müşriklerinin bütün gücünü kırılmıştı. Bak, bununla birlikte Mekke müşriklerinin ümitleri kırılmıştı. Bütün gücünü kırılmış, ayette Allah-u Teala buyuruyor, kafirleri kökünden kesmeyi murat ediyordu. Allah Allah! Bu gerçekleşmiş oldu. Böylece öyle oldu. Ancak alınan 70 esirin de, sonra 70 tane esir alındı ya. Evet, evet. Fakat serbest bırakıldı. Bazı süreçte serbest bırakıldı. O serbest bırakılan şeylerde Mekke ehli de tuttu tekrar kendilerine bir kuvvet bindiler. Yeniden hazırlıklar yaptılar ve bu sefer Uhud ve Hendek ve Uhud savaşına da bizim karşımıza çıktılar ve birçok şeylerde oldu. Uhud da mesela galip gelmişken orada galip gelmişken maalesef zarara uğradık. 70 tane sahabeyi şehit verdik orada. Aynen. O da hatada şundan dolayı
Resulullah Efendimiz'in sözüne ittiba etmediler, tabi olmadılar. Yerimizden ayrılmayın dedi okçularak. Oradan yerimizden ayrılmayın dedi. Ya. Maalesef onlar da... Aynen. Halid bin Velid de orada tabii, pusuda bekliyordu süvariler. Tamam. Ondan sonra dediler ki savaş bitti. Galip geldik dediler ve okçular tuttu. Galimet Hanım'a koştular. Hocam burada çok büyük bir mesaj var değil mi hocam? Var, topluma, millete, dünyaya, kainata. Babanın sözünü dinlemek, atanın sözünü dinlemek, alinin sözünü dinlemek, annenin sözünü dinlemek, abinin sözünü dinlemek, büyüklerin sözünü dinlemek değil mi hocam? Bak. Aynen öyle. Ne büyük mesaj var burada. Bu savaşını, Resulullah Efendimiz bu savaşına girmeyecekti. Hani toplantı yaptılar ya, toplantılarda, sonunda toplantıda ekseri çıkarın dediler. Ondan sonra çıkarın da Resulullah Efendimiz de o iş dışarıya uydu. Allah. Zırhını giydiler. Sonra dediler ki yok. Çıkma dedi, yok. Peygamber bir defa sırrını giydikten sonra daha onu çıkarmaz. Ve aynen de öyle de oldu. Elhamdülillah. Ama Resulullah Efendimiz de bana sizler okçu temeli, şuraya dönün, şu temeli döndüreceksiniz. Oradan asla ayrılmayacaksınız. Ta ki savaş sonu edinceye kadar. Elhamdülillah. Ve öylece onlar da şey yaptılar, beklediler. Sonunda baktılar ki bu kafirler yenildi, müşrikler Mekkeliler yenildi gibi. Zanla kaldılar ve diğerlerinden ayrıldılar. Yani bunu Halid bin Velid müthiş bir komutan dedi. O da bu olayı görünce arkadan gitti saldırdı. Arkadan saldırdı ve 70 tane sahabimizin şehit olmasına vesile oldu. Evet Müslüman oldu ama tabii ya Allah cerrah işte değil mi? Bu da olacak. Bir şehitlik de var. Onun için böyle durumla karşılaştılar. Onlar Hendek Savaşı'na geldiler. Hendek Savaşı'nda da orada galip geldik ama hem de o da işte şeyin, Farisi'nin düşüncesi, fikri Hendek kazanım dediler ve o da hayra vesile oldu neticeye geçmeni. Tabi Mekke zaten Mekke'nin fethine artık tamamen farklı bu bakıldı ve Cenab-ı Allah zaferle müjdeledi o zaman. Elhamdülillah. Hocam peki Hendek Savaşı'nda nasıl bir kayıp verdik ki? Yok Hendek Savaşı'nda kayıp vermedik. Hendek Savaşı'nda Uhud da ölmedik. Hendek Savaşı'nda... Şaşırdılar yani, hiç böyle bir şey görmemişlerdi. İranlı Salman-ı Farisi'nin evet. İstişaresi sonucu onun sonuç, evet. Söylediği şeyi dinlediler değil evet, mi? Evet. Kureyş şaşırdı. Bir ay içinde birkaç günde yapmayı başarmaları bence çok büyük bir başarı. Tabii ki. Yani bir atla zıplasan geçebilirsin ama geçemiyorlar. Geçemiyorlar. Bak ne kadar güzel analiz etmiş. Hendek Savaşı'nı okumuş kardeşimiz evet. Sağ olsun. Evet. O maşallah. Bir Hendek Savaşı'nda atın ne kadar sıçrayacağı, geçebileceği noktada öyle eşit. Hesaplarını öyle yaptılar. Elhamdülillah. Bunun için geçemediler. Geçemediler. Yani oraya gelen hepsi malum oldu, gittiler yani. Onu da şey yaptılar. Evet, böylece 8. ayette de bu şekilde güzel Cenab-ı Allah diyor. Sayfa başı mı oldu acaba? Bırakayım. Evet, 9'a geldik hocam. 9'a geldik de sayfa başı mı gidecek? Onu burada ben mealde anlayamıyorum. Bak orada görüyorsun tamam, ya hocam. Tamam, orada işaret var mı sayfa başı olduğuna dair? Evet, sayfa başı olmuş. Ben, yani bir sayfa mı okumuş oldum? Bir sayfa okumuş. Maşallah. Evet. Bak, bir sayfa okumuş. Vaktimiz nedir, ne değildir? Saat, 1 saat 12 dakika oldu hocam. 20 dakikamız var eğer 1,5 saat yapalım diyorsanız. Nasıl istersen. Yok, ben size bağlayayım, hiç sorun değil. Saat 18, 2'nin dokunduğu 1 saat oluyor. Evet. Yarım saatte bitiririz, 20 dakikada bitiririz zaten. Tamam, inşallah. Öyle yapalım, peki. Evet. Diğer bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor Enfal Suresinin 9. ayetinde O zaman Rabbinizden galibiyet için yardım istiyordunuz. Yardım istiyorduğunuz zaman, o zaman Rabbinizden yardım istiyordunuz. Allah Allah. Evet, istiyordunuz. O da şüphesiz ki testecabe icabet etti leküm size. Ben mümiddüküm.
Kurban istiyordum. O da şüphesiz ben size ardı ardına gelen yardım melekleri göndereceğim. Melek ile yardım ederim diye burada duanızı icabet etti. Bak, festecabe icabet etti. Melek icabet etti. İcabet etti. Hani Resulullah Efendimiz dua etti ya. Evet, ya evet. Rabbim, bu senin ordun 300 kişi ve bu ordu bu savaşta mağlup olursa İslam'ın korkarım ki yayılmasında... İşte hocam çok büyük bir mesaj var bu. Tabii. Efendimizin bu sünneti. Bugünlere temasül ediyor. Aynen öyle. İstanbul'un fethine, de buralara, Viyana kapılarına, İspanya'ya gitmeye. Evet. O mesaj o mesajdı mesaj, belki yani. Evet. Mesaj, belki mesaj. Derken mutlaka var yani orada bir mesaj var. Ya, evet. Olmaz olur mu? Ben öyle diyorum. Hani icabet ettiğimiz diyor. Bak diyor ki, festecabe leküm sizin için. Yani siz istediniz, dua ettiniz ve size icabet etti. Allah Allah. Ben mümiddüküm. Bir elfin bin tane melek. Bak. Elhamdülillah. Mümiddüküm arda ardına size, arda ardına gelen melekler. Eyvallah Allah'ım. Bir elfin bin tane. Neden minel melaiketi, meleklerden bin tanesi arda ardına geldi ve size yardım etti. Geldi yardım edelim diyor Cenab-ı Allah. Diye duanıza icabet ediyor. Hani dua etti ya Resulullah Efendimiz. Aynen. Resulullah Efendimiz de dua edince Cenab-ı Allah diyor, ben sizin duanızı kabul ederim. Size adı adına gelen bin tane melekle yardım ederim. Diye duanıza icabet buyurmuştur. Ve böylece hakikaten de bin tane melek o Bedir Savaşı'nda geldi. Ve düşmanlığı ordusunun dabadağın ettiler. 70 tane onlardan öldü. Bu da neyi gösteriyor hocam? Burada şöyle bir şey var. Ne olursan ol, gayret et, çalış, mücadele et. Allah'ın rahmeti, merhameti, kudreti sonsuz. Sana haberler gelir. Sen yeter ki hazır ol. Nöbetini iyi tut. Silahını kuşan. Görevini tam yap, değil mi? Yani tabii, bu mesajlar çıkıyor ortaya. Öyle bir mesaj var ki abi. Şimdi asıl önemli olan Resulullah Efendimiz'in duası burada. Allah Allah. Burada çok duası. Yani kendilerine gömmek gibi bir şeye kapılmıyorlar. Ama Allah'tan yardım istiyorlar. Çünkü bin tane müşrik ordusu, bin tane, 300 tane Müslüman. Aynen, aynen. Şimdi bu aradaki farkı görüyor musun? Gidiyorsun. Aynen. Böyle bir kişiyle Resulullah Efendimiz dua etmese, tamam biz bundan şeye talip veririz diye belki orada bu hususiyette bir sevi tabi burada Cenab-ı Hak'tan yardım istememiş gibi bir durum olurdu. Allah Allah. Bir durum olurdu, durum daha farklı olurdu. Ama Resulullah Efendimiz burada ne yapıyor? Dua ediyor. Ya Rabbi, Resulullah Efendimiz burada dua ediyor ve Cenab-ı Hak da onun duasına icabet ediyor. Ve size diyor, ben arda ardına bin tane melekle yardım ederim buyuruyor. Bak yardım ederim buyuruyor. Elhamdülillah. Ben yardım da etti ve galip geldik. O melekler geldi ve o savaş darmadağın oldu. Ve Müslümanların zaferiyle sonuç buldu. Elhamdülillah. Ve o Müslümanların zaferinin sonuç bulması Mekke'de büyük bir yıkılma sebep oldu. Yani kafirlerin küfür ehlinin yıkımına sebep oldu. Müslümanların kuvvetlenmesine vesile oldu. Elhamdülillah. Ondan tabii. Ondan sonra fetih başladı. Mekke'nin fethi. Tabii ondan. Hendek Savaşı. Evet. Uhud Savaşı. Ondan da Mekke'nin fethi. Ben şu, yani onu söylediğim bu. Yani Rabbisinin yardımını istemesi o muhabbet. Rabbimle kulu Peygamber Efendimizin o duasını geri çevirebilir mi? Aynen. Şimdi abi, kainat, hani onun için kainat onun hürmetine yarattı. İşte onun için buyuruyor ya hep salatü selam getirin diye tabii, değil mi hocam yani? Tabii. Ne kadar önemli var. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Çok, çok her gittiğiniz yerde, her daraldığınızda, bunaldığınızda, her an, her dakika. Şimdi o iki bir, Yavuz Sultan Selim'i bir herhalde böyle sürdüm. Yavuz Sultan Selim Resulullah Efendimiz'in salatı selam getirmediği gün yoktur. Eyvallah. Evet. Bir gün unutuyor.
bir unutuyor. Ondan sonra bir tane fakir de şey yapıyor o arada, çok ihtiyaçlı. Artık nasıl yardımını görüyor veya da herhalde git diyor, bugün diyor ücretini al diyor. Allah Allah. Fakire, ya Hüseyin ben, o insana git diyor, ondan ücretini al getir diyor. Çünkü de o bugün diyor, Resul Efendimiz diyor, özür dilerim. O bana bugün görevini yapmadı. Selatı selam getirmedi. Getirmedi, ey büyük Allah'ım, ey büyük Allah'ım. Ondan sonra o da gidiyor, hani muhtaç ya, gidiyor doğru, ya Sultan Selim'in huzuruna çıkacak, fakat kapıdakiler koymuyor. Allah Allah! Koymuyor. Ama sonuç itibariyle neyse o, bırakın gelsin diye biliyor. Hani diyor, ona bir şey söyleyeceğim diyor. Bir sözüm var, bir haber getirdim diyor. Ey büyük Allah'ım, ey büyük Allah'ım, ibret al bak hocam, ibret al. O haberi vereceğim deyince, dedi onu padişaha iletiler diyor, öyleyse bırakın gelsin diyor. Allah Allah! Gelmiyor. Ya Sultan Selim'in karşısında buyuruyor ki, nedir senin isteğin ya Sultan Selim? Nedir dedi, diyor, haber ne haber vereceğim? Bugün diyor siz... Ey büyük Allah'ım, ey büyük Allah'ım, evet. Bugün diyor siz, Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmemişsiniz. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Onun ücretini vereceksiniz diyor. İbret almayanların vay haline hocam. İbret almayanların vay haline. Ve Yavuz Sultan Selim hemen diyor ki bir kez aldı. Bir daha söyle diyor. Bir daha söyle. Ey bir Allah'ım. Allah'ım. Tekrar bir daha söyle diyor. Yine bir tek bir kez aldı. Yani hep verecek. Aynen. Hep söylettiriyor. Resulullah Efendimiz de o güzel sözünü dinlemek istiyor. Yavuz Sultan Selim. O nedir ben? Sonunda, bitirsin hocam. Sonunda da diyor ne de eğer diyor sürekli söylesin sürekli vereceğini ifade ediyor. Yani böyle. Bak bir Resulullah Efendi Hasan dedim ki Resulullah Efendimiz'e salatı getirdim. Aynen. Şimdi bazı kendini bilmez insanlar aynen. Kalkıp Resulullah Efendimiz'e adı anılınca aynen. Ben ona mukabele mi edeceğim, salatı selam mı getireceğim diye böyle ben yağcı mıyım diyen neler var, neler var. Ama ya, kendini kimin aynasında gören? Mustafa İslamoğlu. Ya. Halbuki ayet-i kerime var. Aynen. İnne Allah ve melâiketehu yusallûne alel nebî. Ya eyyühellezine âmenû sallu aleyh. Sallu aleyh ve sellû teslime. Ayet de sabit ya. Siz ona salatü selam getiririz. Ya eyyühellezine âmenû ey iman edenler diyor. İnna Allah'a ve melâiketi, ey melekler. Cuma hutbesinde 15 asırdır bu konuşuluyor, okunuyor yani. Evet. Değil mi hocam yani? Yusallûne bak, yusallûne alem nebi. Nebi üzerine selâtü selâm getir. Aynen. Bunu kalkıp böyle, Resulullah Efendimiz'e bak, Yavuz Sultan'ın sürekli söylesene sürekli verecektim diyor. Ta sonuna kadar. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ seyyidina Muhammed. Hocam, Ahmet'in bir sorusu var hocam. Ama hocam size söylediğiniz hikayeyi Abdülhamit Han filminde zaten yapılmıştı. Hatta adam dedi ki efendim adı neden kural verdiniz? Eğer bir kez daha söyleseydim ben sana bütün azimliğimi veririm dedi. Ya evet. Bu evet. Abdülhamit Han filmi. Evet. Abdülhamit Han da oradan Yavuz Sultan filmi. Tamam, onu fark etmez. İkisi de parçalı. Yani o da bir evliya, o da bir Allah dostu. İkisi de Allah dostu değil mi hocam? Biri 33 sene İslam davasına bayrağını sandalanmış, biri 9 yılda da böyle yönünü doğuya atmış gitmiş bayağı Mısır. Değil mi yani fetihler? Eğer batıya dönseydi kim bilir nereye giderdi mübarek? Ya da 9 yıl değil de 29 yıl yazsaydı, yaşasaydı. Ya. Ama her biri bir hikmet işte bizim, dünyayı, ibret. Dünyayı fethederdi. Şimdi burada hocam, herkes burada Yavuz olmaya talip olmalı. Evet. Herkes burada Yunus olmaya talip olmalı. Doğru mu hocam? Tabii. Herkes burada Şeyh Edebali olmaya talip olmalı ki. Zaten iş oradan bitiyor. İş oradan bitiyor. Yoksa yeni bir Yavuz... Beklememek lazım. Herkes Yavuz olma, herkes Yunus olma, herkes Fatih olma yolunda olmalı.
Yani. O niyetten, o düşünceyle hareket etmeli. Yani ama yeğenimizi niye getirdik bu yaşta burada? Acaba bir şey kapar da o kaptığı şeyi anlatır mı toplumla diye, değil mi yani? Tabii, yetişecek. Aynen. Yetişmesi lazım. Hocam son 8 dakikamız var. Öyle mi? Evet. 8 dakikamız varsa hemen 9'u işledik değil mi? Bir de ona bakalım, onda ne diyor? Önce ayetimize bakalım. Önce ayeti de şöyle Cenab-ı Hakk'a da hemen onu buradan da göstereyim. Ondan sonra onu evet. وَمَا جَعَلَ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى وَلِي تَبْنَ اِنَّ مُلْكُمْ وَاَنْ نَصْرُمْ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ وَحَكِيمٌ. Evet. وَمَا وَقْتَكِ جَعَلَ هُمْوَانُ اللّٰهُ تَعَلَى kıldı. İlla ancak müşra artık bir müjde ile evet, tefsir etmekle. Veli tedme inne sizin kalplerinizin kalbinizin mutmain olması için. Veli tedme inne kalbinizin mutmain olması için. Bihi bunu düşün. Sizlerin kalplerin mutmain olması içindir. Bana nasıl yardım ancak bana baktırken nasıl yardım illa ancak bir indire Allah katındadır. Allah'ın yardımıyla olur. İlla Allah'ın vakti Allah azizün hakim. Şimdi bu ayet-i kerimede yine hep bu konu Bedir Savaşı'nda geçen bir kural, biliyor musun? Şöyle bir şey de diyebilir miyiz? Dokuzun devamı gibi. Yani dokuzlar konuyu tümleştiriyor. Yok tamam, yani dokuzun dokuzdaki konuyu devam ettiriyor gibi yani orada tabii, bak. Onu anlatmak istiyorum. Tabii hep Bedir Savaşı'na ait. Evet, evet. Aynen öyle. Evet. Ve mâ ce'alehullâhu Allah-u Teala bak ne yaptı? Size meleklerle meleklerle yardım etmesi ancak sizi müjdelemek ve kalbinizin mutmain olması içindir. Bak yardım ancak Allah katındadır. Elhamdülillah. Çünkü Allah-u Teala her şeye galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu Bedir Savaşı'nda meleklerin yardımını ashab-ı kiram açıktan görmüşlerdi. Allah Allah! Ya, demek, ashab-ı kiram açıktan alenen görmüşler. Ey büyük Allah'ım, ey büyük Allah'ım! Hani sizler diyordunuz da Bedir Savaşı'na gitmeye, Süfyan'ın o kervanı kesmeye arzu etmiyordunuz, evlerinizden çıkmaya arzu etmiyordunuz. Halbuki sizin için çok hayırlı olacağının burada müjdesi var. Ve oldu da zaten. Yani. Çünkü Allah öyle diyor Cenab-ı Allah. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ Allah-u Teala kıldı. اِلَّا ancak müşra sizi müjde ile kıldı. اِلَّا ancak müşra müjde ile kıldı. Niçin? لِتَبْمَعِنَّ فِي اُلِفْنِ Sizlerin kalplerinizin mutmain olması için. Allah Allah, sizleri müjdeyle kıldım, kalplerinizin mutmain olması için. Siz hani, elhamdülillah. Her ne kadar çekiliyordunuz, uzak kalmak istiyordunuz, bu gibi yani gitmeye arzu etmiyordunuz. Ama Allah-u Teala sizi bir müjde ile kalplerinizin mutmain olmasını buyurdu. Vallahi vakta ki nasrın yardım, yani Allah'tan yardım, yardım illa ancak bu yardım da Allah'ın katındadır. Onun Allah Teala yardım ediyor. Ne zaman? İnna Allah'a muhabbet ve Allah-u Teala kim?
Azizül Hakim yani galiptir ve hüküm sahibidir. Yani şimdi ayet-i kerimeleri diye bir ayet-i kerimeleri diyor ki ya eyyühellezine amenü intensurullaha yensurkum ve yusebbit akdamekum diyor. Ne demek istiyor yani? Burada şunu demek istiyor Cenab-ı Hak Teala. Siz Allah'ın dinine, Allah'ın dininin yayılması, Allah'ın dininin galip gelmesi, Allah'ın dininin yegane kafirlere karşı üstün olması hususiyetinde kalkar cihad ederseniz, savaşırsanız Allah sizin ayağınızı sabit kılar. Allah Allah. Allah sizin ayağınızı sabit kılar. Onu sizi bu hususta yardımıyla birlikte bak ne diyor? Ya yine zamanı iman edenler intansurullah'a siz Allah'a yardım ederseniz ve yensurukum. Allah sizin ayaklarınızı sabit kılar, düşürmez, mağlup ettirmez, zarara uğrattırmaz, sizi başarıya ulaştırır. Ama yeter ki siz gerçek manada Allah'a güvenin, Allah'a yaslanın, tevekkül edin. Rabbinizden yeter ki samimi bir şekilde arzu edeyim. Onun için Cenab-ı Allah size yardım eder, sizi yardımsız bırakmaz. Bu hususta sabit olunuz ve ayaklarınızı Rabbim kaydırmaz, sizi düşürmez. Onun için burada da o manada geliyor. Bak, sizlerin kalbinizin mutmain olmasını diliyor. Allah. Olması için Allah size ne yapıyor? Yardım ediyor ve müjdeliyor. Bir de müjde veriyor Cenab-ı Hak Teala. Neden? Onların Rabbisine bağlı oldukları ifadesi ortada olduğu için bakıyor ki sahabenin kiramın kullarının samimi bir şekilde bu savaşa katılmaları neticesinde Allah yardımını bildiriyor yani. Aynen. Evet. Ama yine evet bu yardım da mutlaka Allah katındandır. Ne demek ki? Allah katından diyor ki ey kullarım yani bana dua ederseniz, benden bunu isterseniz, talep ederseniz, samimi bir şekilde arzu ederseniz ben de size yardım ederim. Bu yardım benim katımda ve size melekleri gönderirim. Sizi o bir şeyden, çıkmazlıktan kurtarırım ve sizi zafere ulaştırırım. Elhamdülillah. İşte burada da Resulullah Efendimiz'in duası olmuştur. Rabbim katında kabul olmuştur ve Rabbim de meleklerde insanı melekler teyit etmiştir. Onları peş peşe göndererek ne yapmıştır? Yardım etmiştir. Ne oldu? Bu yardım da Allah işte Resul Efendimiz'in duası ve samimi bir şey Rablerine bağlılığının ifadesi olmuştur. Yani. Aynen. Bu olay da Bedir Savaşı'nda geçen bir olaydı. Müslümanlardan birisi önündeki müşriklerden birinin peşinden koşarken birden bir kamçı ve bir de atlı sesi işitti. Bak, işitti. Atlı, yahu hayzum, durma, ilerle, ilerle atın diyordu. Allah bir Allah. De önündeki müşriye baktı ki upuzun yere yıkılırdı, serilmiş. Ona baktı ve gördü ki burnu ezilmiş, kamçı vuruşu gibi yüzü yarılmış. Ve Ensardan olan bu zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip olayı haber verince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Doğru söyledin, o üçüncü semanın imdadındandır. Ya üçüncü semadaki melek. Allah Allah. Yine Bedir ehlinden olan Rafi bin Hadic radıyallahu anh adından nakledilen hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Cebrail ve bir melek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Bedir Savaşı'na katılan sahabeleri kendi aranızda nasıl bir mertebeye sahip olarak sayarsınız diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurdu. Onları Müslümanların hayırlarından sayarız. Bunun üzerine Cebrail de bizler de Bedir Savaşı'na katılan melekleri böyle sayarız dedi. Ey büyük Allah'ım, ey büyük Allah'ım. Ve bu şekilde de bu ayetin bize vermiş olduğu olayda Bedir Savaşı'ndaki meleklerin ve Müslümanlara, Peygamber Efendimiz'e yardım edilişini anlatan ayet-i kerimedir. Evet. Dedik ve böylece Cenab-ı Hak Teala bizleri kendisine layık ve şerefli
Habibine ümmet eylesin. Amin. Bizlerin amin dini diyorum. İslam şerri yolunda yürümeyi lütfeylesin. Amin. Bizi gönülü görünmez kata, kaza, bela, afet ve musibetlerle uzak eylesin. Amin. Rabbim şehitlerimizi rahmetiyle yargılasın. Rabbim biz mümin kulları da dünyasını değişik olan yakınlarımızdan olan ve geçmiş olan akrabalarımızın da Rabbim kabirlerini kübür eylesin. Günahlarını affı mağfiret eylesin. Ve Rabbim bize bu tefsir dersimizden hislerimizi almayı da nasip eylesin. Amin. Rabbim hastalarımıza acil şifalar versin. Amin. Darda olan selamete çıkarsın. Amin. Uçmuyor olanları ödemede kolaylık ihsan eylesin. Amin. Rabbim her türlü tehlikeli ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi iç ve dış düşmanları şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Vatanımızı, devletimizi paydar eylesin. Ezanımız susmasın, bayrağımız inmesin diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. El-Fatiha. Evet Aydın, Ahmet Aydın kardeşim, senin son sözlerini böyle bir alalım, şöyle son birkaç kelime neler söyleyeceksin? Bugün biliyorsun 10 ayet Enfal suresinden birden başladık 10. ayete kadar hocamla birlikte tefsirini yaptı hocamız, istişaresini yaptı. Ne anladık yani? Bir özetleme yapayım kısaca. Bedir Savaşı'nın daha ne kadar indiğini öğrendim. Ganimetin tam anlamını öğrendim. Elhamdülillah. Evet. Ganimet derdine düşmemek gerekiyormuş değil mi? Yeyse düşmemek ya da tembellik yapmamak gerekiyormuş değil mi? Herkes önüne düşen vazifesini en iyi şekilde yapması lazım. Sefer bizde, zafer zafer Allah'tan. Özeti bu yani, bak sefer bizde, zafer Allah'tan. Allah razı olsun. Evet. İstanbul küçük. Hocama teşekkür ediyorum diyor. İstanbul Küçükçekmece 2 telli FSMM'de grup canlı yayın istiyorlarında canlı yayınımız tefsir dersleri burada sona erdi. Değerli hocalarımız, ilahiyatçı yazar, FSM Medya Grup programcımız Sebahattin Cesur'a ve genç koordinasyon başkanımız Ahmet Aydın'a buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah diyoruz. Haftaya Perşembe Allah'tan emanet gelmezse hadis, değil mi hocam? Hadis derslerinde, yani tabii dönüşümünü yapıyoruz biliyorsunuz, tefsir dersleri, hadis dersleri, fıkıh dersleri. 3 haftada bir dönüşüm yapıyoruz. Tabii burada biraz tefsirimiz uzuyor ama Rabbim sağlık verdikçe, Rabbimizin izniyle bu devranda döndükçe, Rabbimle müsaade ettikçe devam ettireceğiz değil mi hocam? Ama 10 sene, ama 20 sene Rabbim ne kadar bize vazife kesmişse, vazife biçmişse değil mi? 2014'te başladık. Sen o zaman kaç yaşındaydın? 2014'te başladıysanız 3 falan. Düşün yani, bak biz burada bu sohbete başlamıştık. Tefsir derslerini, hatta FSM TV açınca ilk yayın var orada. O ilk yayın, ilk yayınımız işte. O ilk yayınımız, böyle tanıtımı var ya orada. Evet efendim, haftaya Perşembe buluşmak üzere. Süfür lisan ettik ise affola. Twitter'da, pardon, YouTube'da canlıydık. FSM TV, FSM Haber ve Radyo FSM'de canlıydık. Hemen yakınız bir yarım saat içerisinde de Facebook'a ve Instagram'lara, yani WhatsApp'lara da canlı, gruplara canlı göndereceğiz bu yayınımızı. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalın sağlıcakla.